Arkadaşlar merhaba. Şimdi yapacağımız çalışmada gerçekten ruhunuzu ve beyninizi dileğinizle yıkayacaksınız. Ben sizi her zaman olduğu gibi çalışmada yönlendireceğim. Şimdi yapacağız, bütün çalışmayı beraberce yapacağız. Yalnız sizden isteğim bu çalışmayı 3 gün, günde bir defa arka arkaya yapmanızı istiyorum. Tercihen sabah uyandığınızda veya gece yatmadan önce, ama çok da önemli değil. Zamana çok fazla takılmayın. Gün içerisinde müsait bir zaman aralığında da bu çalışmayı yapabilirsiniz. Günde bir defa, 3 gün arka arkaya. Biliyorsunuz 3 gün 72 saat bilinçaltının yeni bir programı kabul etmesi açısından önemli bir zaman. Ve 21 kez yaptıracağım size. Şimdi göreceksiniz nasıl yaptığımızı. İsterseniz bunu bir alıştırma turu olarak görün. Kendiniz önce bir deneyin, ardından kendi başınıza bir 3 günlük süreç verebilirsiniz. Şimdi buradaki önemli noktayı size açıklamak istiyorum. Şimdi dileğimiz neyse, bu hayatınızın herhangi bir alanında bakın. Dileğiniz mesela diyelim ki dengeli bir duygusal ilişki veya finansal açıdan yaşadığınız problemler veyahut fiziksel olarak bir rahatsızlığını temsil, yani rahatsızlığınız üzerine bir dileğiniz olabilir. Herhangi bir dilek. Bunu öncelikle tabii ki her zaman olduğu gibi gözlerimizin önüne net bir şekilde getiriyoruz. Yani fiziksel bir rahatsızlığın iyileşmesi yönündeyse onun iyileşmiş halindeki, yani iyileşme süreci değil bakın, iyileşmiş, yani sağlıklı olduğundaki o isteğiniz, o dileğiniz her neyse. İlişkinizdeki problemler değil, problemlerin olmadığı hali, yani o hali iyice özümsemeniz, gözünüzün önüne getirmeniz lazım. Bu maddi açıdan da mesela gelirinizin sürekli bir şekilde arttığına dair bir his olabilir. Bunu iyice önce bir gözlerinizin önüne getirin. Kim olmak istiyorsunuz? Nerede ve nasıl biri olmak istiyorsunuz? İyice bir önce gözlerinizin önüne getirmenizi istiyorum. Ardından bunu bir resme dökeceksiniz. Bakın, görsel bilinçaltımız açısından çok önemli. Renkli bir resim, renkli bir temsili resim olmalı. Yani şöyle bir örnek vereyim. Gelirinizin sürekli arttığında nasıl bir görüntü gözünüzün önüne geliyor? Bir yerde oturmuşsunuz, belki deniz kenarında, huzurlu ve mutlusunuz. Özgürlüğü hissediyorsunuz veya dengeli bir ilişkide sevdiğiniz yanınızda huzurlu bir ortamdasınız. Nasıl geliyorsa gözünüzün önüne. Bu size özel, size ait. Ve onu önce bir gözlerinizin önüne getirmenizi istiyorum çalışma öncesinde. Ardından bu çalışmada ben 21 kez yapacağız dedim ya, bir dediğimde o görüntüyü holografik olarak gözlerinizin önünde sanki havada asılı bir fotoğraf gibi görmenizi istiyorum. Böyle 3 boyutlu da olabilir, holografik olarak diyorum. İyice gözlerinizin önüne getirin, canlandırın onu, o görüntüyü. Ardından hisset dediğimde o görüntü size doğru sanki büyüyerek içine alacak sizi ve o an o resmin size hissettirdiğini hissetmenizi istiyorum. Yani bir resim gözünüzün önünde, hisset size doğru gelecek yalnız, bunu unutmayın. Yani orada dururken hissedin değil. Resim sanki hisset dediğimde böyle büyüyerek sizi içine alacak. Bu çok önemli bilinçaltınız açısından. Adeta hani biraz önce dedim ya, beyninizi, ruhunuzu yıkacaksınız onunla. Böyle alıp sizi içine, o duygunun içine girmenizi istiyorum. O histe kalmanızı istiyorum. İki diyeceğim, tekrar gözünüzün önüne alacaksınız o temsili resmi. Hisset dediğimde gene aynı şekilde. Bunu 21 kez yapacağız. Ve bir çalışma olacak gündeki, o herhangi bir çalışmanız, herhangi bir saat diliminde. Bunu 3 gün arka arkaya yapıyorsunuz ve sonuçlarını göreceksiniz. O zaman kendimize rahat bir yer seçelim. Öncelikle tabii ki bir rahatlamamız açısından burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz. Karnımızı şişirip bir 3 saniye tutalım.
ağır ağır ağızdan verelim nefesimizi dışarı. Bir kez daha burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz. Karnımızı şişirip 3 saniye kadar tutuyoruz. Ağır ağır ağızdan dışarıya veriyoruz. Üçüncü ve son kez burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz. Karnımızı şişirip tutuyoruz. Ve ağır ağır ağzımızdan dışarıya veriyoruz. Şimdi gözlerimiz kapalı olsun. Dediğim gibi eğer bu çalışma çok seri, size çok seri ve hızlı geliyorsa bunu sadece örnek olarak bir alıştırma turu olarak görün. Kendiniz daha ağır ama çok da ağır yapmayın. Bu çalışmanın önemi seri olması biraz. Şimdi gözlerimiz kapalı. Gözlerimizin önüne dileğimiz neyse onunla ilgili bir görüntü getirin. Renkli, holografik bir görüntü sanki gözlerinizin önünde duruyor. Net, berrak. Ne istediğinizden emin olun. Holografik olarak gözlerinizin önünde kim olmak, nerede ve nasıl biri olmak istediğinizi gözlerinizin önüne getirin. Ve çalışmaya başlıyoruz. 1. İyice resme bakın. Hisset. Bırakın resim sizi içine alsın. İki. Hisset. Üç. Hisset. Dört. Hisset. Beş. Hisset. Altı. Hisset. Yedi. Hisset. Sekiz. Hisset. Dokuz. Hisset. On. Hisset. 11. Hisset. 12. Hisset. 13. Hisset. 14. Hisset. 15. Hisset. 16. Hisset. 17. Hisset. 18. Hisset. 19. Hisset. 20. Hisset. 21. Hisset ve o hisse bir süre kal.
tüm duyularını kullanmanı istiyorum. Şu an yaşıyormuşçasına. O kişisiniz şu anda. Şimdiki zamanda. İyice hissedin. Şimdi burnumuzdan derin bir nefes alıp karnımızda tutuyoruz 3 saniye. Ağır ağır ağızdan veriyorsunuz nefesi. Tekrar o histe kalın. Bir kez daha burnumuzdan derin bir nefes alıp karnımızı şişiriyoruz. 3 saniye tutuyoruz. Ağızdan verirken yine aynı histe kalın. Son bir kez burnumuzdan derin bir nefes alıp karnımızı şişirip tutuyoruz 3 saniye. Ağızdan hızlı bir şekilde verirken gözlerinizi açın. Evet arkadaşlar, dediğim gibi biraz seri bir çalışma. Belki o anda hem görsel, bir anda o hisse giremiyor olabilirsiniz. Bu çok normal. Ancak çalışmanın özü seri olması, hem görsel hem duygusal olarak o ana girmenizi istiyorum. Görsel, duygusal, görsel, duygusal. İlk zamanlarda belki biraz deneyin, alıştırma yapın, hiç sorun yok. Tekrar edin, ardından çalışmayı yapın. Çok fazla histe kalmanızı istemiyorum. Bu çalışmanın özelliği, tekrar ediyorum. O görsel görüntünün, holografik görüntünün sizi içine alması çok önemli. Adeta beyninizi yıkarcasına sizi içine alıyor. Tüm bedeninizi yıkıyor. Ruhunuzu yıkıyor ve tamamen bilinçaltınıza bu resmi ve o hissi kodlamış oluyoruz. Bilinçaltınız tanıdığı bu hissi elinden geldiğince size karşınıza gerçeklik olarak çıkarmak için çalışacaktır. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.